Bak diyor Cenab-ı Allah İsra suresi 16'da bir ülkeyi şeytan Allah'a sanırım helak etmek istediğimiz zaman onun varlık ve güç sahibi önde gelenlerine emrederiz. Böyle halk arasında işte bunların çeşitli isimleri vardır. Böylelikle onda bozgunculuk çıkarırlar. Bak varlık ve güç sahibi önde gelenleri. Bozgunculuk çıkarırlar diyor. Artık onun üzerine söz hak olur da onu kökünden darmadağın ederiz diyor. İnşallah. Belalarını veririz diyor. Evet. Allah. İnşallah. İşte bunlar da bak varlık ve güç sahibi. Habire para, mal toplama peşinde. Habire üreme, habire çoğalma. Bütün dikkatini buna vermiş. Fakat sonunda bunlar bu hırsla, dünya hırsıyla bir sürü bozgunculuk çıkarıyor. Rahat durmuyorlar. Ve Allah intikam alıyorum diyor. Kim hidayete ererse kendi nefsi için hidayete erer. Kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir elçi gönderinceye kadar hiçbir topluluğa azap edecek değiliz. Yani Allah soruyor, ben Mehdi'mi gönderdim mi diyor size. Tebliğ yapıldı mı? Yapıldı diyorlar. İnşallah. Anlamadığınız bir husus kaldı mı? Kalmadı diyor. Hepsini anlattı. Niye yapmadınız diyor Cenab-ı Allah? Yapmadık diyor. Evet. O zaman kabul etmiş oluyor zaten neticeyi inşallah. İnşallah hocam. Bak Allah bir şehri örnek verdi diyor Nahl suresinde. Halkı güvenlik ve huzur içindeydi. Rızkı her yerden bol bol gelmekteydi. Hepsini halletmişler. Evlenmiş, yemiş, içmiş, her şey almış. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Kur'an hükümlerini uygulamıyor. Allah'ın dediği o çileye, o zorluğa girmiyor. Böylece Allah yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korku elbisesini tattırdı. Ekonomik kriz çıkartacağım diyor Allah. Savaş çıkaracağım ve belanızı vereceğim diyor Allah. İnşallah. Andolsun onlara kendi içlerinden bir elçi gelmişti. Kendi memleketlerinden, kendi içlerinden bir tebliğci gelmişti. Fakat onu yalanladılar, dinlemediler diyor Allah. Böylece zulümlerine devam etmektelerken azap onları yakaladı diyor Allah. Ebced'i 2007. Maşallah.